Cihan 24 öğrencinin süreli bir tepki ve bir hafıza oyununu tamamlama sürelerini içeren verilerden rastgele bir örneklem alıyor. Her bir görevin süreleri arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu görüyor. Örneklem verisiyle ilgili bilgisayardan elde ettiği bilgiler aşağıdaymış. Hafıza oyunundaki ve tepki oyunundaki sürelerle ilgili bazı değerler hesaplanmış. Bilgisayar bir de regresyon analizi yapmış. Burada da evet çıkarımda bulunabilmek için gerekli tüm koşulların sağlandığını varsayın diyorlar. Ve bizden sıfır hipotezinin popülasyon eğiminin sıfır eşit olduğunu ileri sürdüğü testi yapmak için kullanılacak test istatistiğini hesaplamamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. İsterseniz neler olup bittiğini anladığımızdan emin olarak başlayalım. Önce popülasyon. Buraya yazıyorum. Popülasyonda gerçek bir doğrusal ilişki olabilir. X eksenine tepki süresini koyalım. Y eksenine de hafıza süresini Olası tüm noktaları buraya yerleştirebilecek olsaydık ki bu noktalar muhtemelen sonsuz sayıda olacakları için gerçekten de mümkün değil. Ama bu dünyada bilinen bir doğru olduğunu yani bu ikisi arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu bildiğimizi kabul edelim. Bu ilişkiyi bu şekilde çizebilirim. Regresyon doğrusunu da şapkalı y ile gösterelim. eşittir gerçek bir popülasyon parametresi olan y ekseni kesim noktası bunu alfa ile gösteriyoruz. Artı yine gerçek bir popülasyon parametresi olan ve bu doğrunun eğimini temsil eden beta çarpı x bu arada bu ikisi arasındaki doğrusal ilişkinin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için bir tahminde bulunmamız gerekecek ve Cihan da zaten bunu yapıyor. Aldığı örneklemin boyutu 24, evet 24 ayrı veri elde ediyor. Böyle yapınca aradaki ilişkiyi çok daha kolay bir şekilde gözümüzün önüne getirebiliriz. Evet, noktaları rastgele yerleştireceğim. 1,

regresyon analizini doğru ile noktalar arasındaki uzaklığı minimize edecek şekilde yaptığını da ekleyeyim. Sonuç olarak elde ettiği regresyon doğrusunun buna benzeyen bir şey olduğunu düşünelim. Bu regresyon doğrusunun gerçek y ekseni kesim noktası için kullanacağımız tahmini bir değer bu tahminlerinden biri olduğunu söylüyorum. Artı regresyon doğrusunun gerçek eğimi için kullanacağımız tahmini bir değer çarpı x olarak ifade edebiliriz. Buradaki B gerçek parametre olan beta için kullandığımız tahmini bir değer. Anlaştık mı? Bu veriyi bir bilgisayara verdiğimizde bilgisayar A ve B için bazı değerler hesaplar. A bu yani sabit katsayı. B ise tepki katsayısına eşittir ve bu değer bize tepkideki küçük bir değişimin hafıza süresini ne kadar arttırdığını gösterir. Bunu x'deki küçük bir değişimin y'yi nasıl değiştireceği olarak da yorumlayabilirsiniz. Kısacası bu regresyon doğrusunun eğimi için kullanabileceğimiz tahmini değerdir. Şimdi örneklem değiştiğinde yani cihan farklı veriler kullandığında tüm bunların değişeceğinin de farkındasınız öyle değil mi? çıkarımsal istatistik yaparken bazı hipotezler kurarız. Sıfır ve karşıt hipotezlerden bahsediyorum. Sıfır hipotezinin değişiklik olmamasını, yani statikoyu temsil ettiğini de hatırlıyor olmalısınız. Regresyonla çalışırken değişiklik olmaması, aralarında pozitif doğrusal bir ilişki olduğundan şüpheleniyor olsak ve elde ettiğimiz veri bu yönde olsa bile sıfır hipotezi pozitif doğrusal ilişki olmadığını ileri sürecek sıfır hipotezi gerçek regresyon doğrusunun gerçek eğiminin buradaki parametreden bahsediyorum sıfıra eşit olduğunu ileri sürecek. Bunu da beta eşittir sıfır olarak ifade edeceğiz. Başka bir deyişle sıfır hipotezi gerçek regresyon doğrusunun buna benzeyen bir şey olduğunu iddia ediyor olacak. Bu doğruda y ile x arasında bir ilişki yoktur, öyle değil mi? Değişkenler arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğunu düşünüyor isek, karşıt hipotezi de beta büyüktür 0 olarak kuracağız. Pozitif değil de sadece bir ilişki olduğundan da şüpheleniyor olabiliriz. Beta eşit değildir 0 diyeceğiz o zaman. Soruda Cihan'ın pozitif doğrusal bir ilişkiden şüphelendiğini söyledikleri için, karşıt hipotezi bu şekilde yazmamız gerekiyor. Bundan sonra da daha önce defalarca yaptığımız gibi sıfır hipotezini test etmek için burada b için elde ettiğimiz değerle alakalı olan bir istatistik kullanacağız. İdeal olarak b değerini alıp sıfır hipotezinin varsaydığı eğimi çıkaracağız. Bu elde ettiğimiz eğim bu da sıfır hipotezinin ileri sürdüğü eğim ve bunu regresyon doğrusunun eğiminin örnekleme dağılımının standart sapmasına böleceğiz. Bunun için bir z değeri kullanmak uygun olacaktır. Sorun şu ki, örnekleme dağılımının standart sapmasının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama tahmin edebiliriz. Örneklemden elde ettiğimiz regresyon doğrusunun eğimi, eksi sıfır hipotezinin kabul ettiği eğim ki bunun sıfır olduğunu biliyoruz. Standart sapmayı bilmiyoruz ama örnekleme dağılımının standart hatasını hesaplayabiliriz. Aslında uğraşmaya da gerek yok. Çünkü bilgisayar bunu bizim için hesapladı bile. Bu, bunun için kullanabileceğimiz tahmini bir değerdir. Bunların ne eşit olduklarını bildiğimize göre bu hesaplamayı yapabiliriz. Ancak örnekleme dağılımının standart sapması için tahmini bir değer kullanacağımız için bunu daha önce ortalamalar için çıkarımsal istatistik yaparken de görmüştük. Burada t değeri kullanmak daha uygun olacaktır. Tüm bunları söyledikten sonra, hadi şimdi videoyu durdurun ve bunun ne eşit olduğunu siz hesaplayın. Örneklem regresyon doğrusunun eğimi. Yani 14,686 eksi gerçek popülasyon parametresinin, yani regresyon doğrusunun varsayılan eğimi ki bu 0 olacak, bölü b'nin standart hatası yani 13,329. 14,686 bölü 13,329. Bu eğer tek taraflı bir testse, bu t istatistiğini alırız. Tabi bir de serbestlik derece bulmamız gerekecek. Evet, bunları kullanarak bir p değeri yani bu kadar ya da bundan büyük bir t değeri elde etmenin olasılığını hesaplarız. Bu değer eğer belirli bir eşik değerinin altındaysa düşük bir olasılık elde ettiğimizi anlar ve sıfır hipotezini reddeder, karşıt hipotezi kabul ederiz. Ama bizden bunu yapmamızı değil, uygun olan test istatistiğini hesaplamamızı istiyorlar ve biz de bunu yaptık zaten.